Ben Güney Sentür. Bir yayına daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine konuğumuz, daha önceden konuk etmiş olduğumuz Almanya'dan Evren Cebeci, Sayın Evren Hoca. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum Günaycığım, iyiyim. Sen nasılsın? Ben sana teşekkür ediyorum tekrar bir kere daha. Bizi tekrar misafir ediyorsun. Tekrar bir yayına konuk ediyorsun. Teşekkür ediyorum tekrar. Yayın sonunda söylemiştim tekrar çağıracağım diye. Yani benim sohbetlerinde keyif aldığım insanları tekrardan bu şekilde görüşüyor olmak benim için ayrıca bir zevk. Futbolu konuşabildiğimiz insanları konuk edebilmek benim için ayrıca bir zevk. O yüzden Evet. hani müsaitlik durumuna göre sürekli ben sizi çağırabilirim. Valla biz de müsait olduğumuz her sürece çıkar çıkar geliriz diyelim yani. Yani biz de şu şekilde yani insanları burada bilgilendirme amaçlı yayın yapıyoruz. Mesela herkes Almanya'yı örnek gösteriyor. Almanya'da ne gibi durumlar var? Onları Türkiye'deki izleyicilerimize aktarmak. Bizim Çok amacımız iyi. burada bu. Çünkü herkes mesela Almanya'dakilerde Türkiye'deki şartları hiç gelmemiş insanlar da Türkiye'deki şartları merak ediyor. Biz de dilimizi siz iki tarafı da gördüğünüz için İki tarafı da dengeli olarak görüyorsunuz. O yüzden zaten ben sizinle sürekli iletişim halinde kalıyorum ve sürekli konuşuyorum ve yayın yaptığım ilk yayına o kadar çok zevk aldım ki dedim tekrar bir davet edelim. Kabul ederse Teşekkür tekrardan alalım. ediyorum. O yüzden Ben de şahsım adına çok memnun kaldım. Çok etrafımdan hem yayınla ilgili hem sizinle ilgili hem çalışmalarla ilgili çok güzel feedbackler ve duyumlar aldık ve nitekim bazı arkadaşlarımız da kanalına üye olmuş. Onlar da bizi ayrıyetten daha da memnun etti. İnşallah güzel şeyleri güzel insanlar yapınca biz de siz de bize hep birlikte yani el eli yıkar döner yüzü yıkar muhabbeti gibi evet. ağırlıyoruz yani. Evet. Şimdi hocam nasıl gidiyor orada koronavirüsü? Ondan başlayalım. Sonra devam edeceğiz. Futbolun Valla. içerisine gireceğiz. Evet. Şimdi ya koronavirüsü nasıl gidiyor? Tabii burada da artık esnemeler başladı. İşte dükkanlar açılmaya başladı. Alışveriş yerleri açılmaya başladı. Tabii tedbirler yine devam ediyor. Maskesiz insanlar alışveriş yerlerine, kapalı yerlere girmiyorlar. Örneğin kuaföre gittiğiniz zaman maskeyle girmeniz gerekiyor. İşte saçınızı devamlı yıkatmanız gerekiyor. Dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yine otobüslerde toplu taşıma araçlarında boşluklar tabii oluşuyor. Yani bizim Türkiye'de sosyal mesafe dediğimiz olayı bunlar mesafe olarak ayarlıyorlar. 1,5-2 metre. Yani hayat yavaş yavaş inşallah normale dönüyor diye ümit ediyoruz. Tabii bununla birlikte bizim en büyük şeyimiz tabii futbol topunun da o zeminde yuvarlanması. İnşallah onu da bekliyoruz. O da olmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi oraya geleceğiz zaten. Asıl benim sizinle konuşmak istediğim bir konu şu, Bundesliga başladı. Evet. Hayırlısıyla biz de futbol izlemeye başladık. Açtık televizyonlarımızı. Zaten cumartesi pazar günleri çalışma oranında bizde azalıyor. Ben cumartesi pazar günleri çalışmıyorum. Açtım televizyonumu. Keyif olarak bir maç izledim. Seyircili veya seyircisiz. Tabii seyircisiz biraz tuzsuz oluyor ama yine de futbolu özlemişiz. Orada Bundesliga başladı. Halkın tepkisi nedir? Mesela şöyle söyleyeyim. Burada 12 Haziran'da bugün yine Nihat Özdemir açıklama yaptı. En son kararı ayın 28'inde vereceğiz dedi ama 18 kulüp olarak biz 12 Haziran'da başlatacağız dedi ligleri. Ama burada homurdanmalar devam ediyor. Şu şekilde aman niye başlasın? Sağlık önemli. İşte futbolcuların sağlığı yok mu, ailesi yok mu gibi açıklamalar var. Ama Bundesliga'ya baktığımız zaman orada da insanlar yapıyor bu işi ve Evet. robotlar yapmıyor. Orada risk teşkil etmiyorsa demek ki burada da risk teşkil etmeyebilir. Benim asıl sormak istediğim yani oradaki insanların bu futbolun başlamasına nasıl tepki veriyorlar? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim yani tabii yani herkes gibi doğal olarak sağlığı ön planda tutarak buradaki insanlar da biraz tereddüt ettiler. Ya başlasın mı başlamasın mı işte yanlış yapılıyor. Eğer bir şey olursa sürecin uzayacağını söylediler. Ama tabii futbol artık evrensel bir olay yani. Tabii bunun sadece saha dışında işte saha içerisindeki oyunun dışında seyircisi dışında tabii bunun ekonomik bazı da çok önemli. Yani insanlar artık bir yere kadar, kulüpler bir yere kadar, federasyonlar bir yere kadar dayandılar. Ve tabii ki bir de şu da var yani bununla birlikte koronavirüsle alınan önlemler, yapılan işte istatistikler, işte hasta sayılarının, karantinaların, işte ölüm sayılarının azalmasıyla birlikte ve geçenki yayınımızda da söylemiştik. Almanya tam bir disiplin ülkesi. Tam bir inanmışlık ülkesi. Onu söyleyeyim başta. İnsanlar o kurallara uyunca buradaki rakamlar, sayılar düşmeye başlayınca tabii bir yerden artık başlamanız gerekiyor. Yani
Bu belki bugün olmasaydı 2 hafta sonra, 2 hafta sonra olmasa 3 ay sonra olacaktı. Ama çok şükür başladı. Tabii bizler de sevindik. İşte o futbol topunun o yeşil sahada yuvarlanması bizler için çok önemli. Yani belki bilmiyorum izlediniz mi, hafta sonu çok büyük bir derbi vardı. Ruhr derbisi Evet, derbiydi. Schalke, izledik. Dortmund'la Schalke oynadık. Dortmund 4-0 yendi. Yani güzel bir oyun, müthiş bir oyun. Tabii seyircisiz biraz yavan oluyor. Gürültü yok, pıtırtı yok. İşte tezahüratlar yok. Ama güzel oldu, iyi oldu. Hayırlısıyla başladı. İnşallah kazasız belasız bir şey çıkmadığı sürece inşallah yuvarlanıp devam edecek. Ve amatör futbol da artık başlamaya başladı. İnşallah en geç ayın sonunda Dortmund'da amatör futbol branşındaki sahalar da açılmaya başlayacak. Hatta bazı yerde bizim eyaletimizde, North Rhine-Westphalia'da, Kuzeyren-Westphalia dedikleri eyalet bölgemizde, bazı bölgelerde şu an Duisburg'da, işte Kastrop dediğimiz bir bölgede antrenman yapmaya çocuklar başladı. İşte Dortmund'a da sıra geldi. Bize gelen mailde işte 30 Mayıs itibariyle inşallah sahalar açılıp başlayacağız. Siz de başlayacaksınız herhalde. İnşallah, inşallah evet başlayacağız. Çok Siz özledik. de planlamalarınızı yaptınız. Oyuncularınızla görüşüyorsunuz tabii ki de bu dönemde. Ve çok zor geçiyordur sizin açınızdan da. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Neler yaptınız bu kısımda? 2 aylık bir, 2,5 aylık bir ara verildi Evet. tahminen. Mart ayının 19'undan itibaren yaklaşık bugün ayın 20'si 2 aydır herhangi bir çalışma, yani zihinsel bir çalışma yapmadık ama ne yaptık? Velilerimizle devamlı görüştük, telefonlaştık, çocuklarımızla hal hatır sorduk, aradık. Onlar yazdı, sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarımız oldu. Kimisi videosunu gönderdi, biz videomuzu gönderdik. Bugünlerin geçeceğini ilettik ve tabii biz de bu süreç zarfında çalışmalarımızı nasıl yeniden başladığında, nasıl ben şöyle bir şey söylüyorum. İnşallah açıldığında yeniden doğmuş gibi olacağız. Yani yeniden doğmuş gibi olacağız. Ben zaten bireysel antrenmanlar yapıyorum. Maksimum 2 kişi, 3 kişiyle çalışıyorum. Ama genelde tek antrenmanlar şeklinde geçiriyorduk. Tabii biz de hepsini özledik. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim evlatlarımız ve geleceklerimiz. Onlara çok güzel programlar hazırladım. İyi çalışmalar ve kendini geliştirecek, rekabetlerini arttıracak, daha iyi takımları zorlayabilecek, kariyerlerini daha iyi bir seviyeye çıkartacak çalışmalar organize ettim. Ediyorum da, tekrarlıyoruz tekrar. Bakalım hayırlısı. Evet, Sayın Hocam. Şimdi sizin bir işiniz var. EGM Management. Bu kuruluş ne yapar? Bize anlatır mısınız? Bir Türkiye'de de bir yer açmışsınız. Buradan da devam ediyorsunuz. Almanya'da da devam ediyorsunuz. Evet. İzleyicilerimizi bilgilendirelim. Belki Türkiye'deki şubenize başvurular olacaktır. Umarım olur. Sayı artar. İnşallah. Şimdi EGM Management'ın açılımından söz edeyim. Öncelikle EGM neyi ifade eder? Benim Allah bağışlarsa 4 yaşında bir oğlum var. Adı Allah Egemen. başlasın. Onun doğduğunda dedim ki işte bu dünyaya ya bir ağaç dikeceğim ya da onun adına bir çalışma yapacağım dedim. Ağacını diktik. Çalışmasını da yaptık. EGM Management olarak kuruluşumuzu yaptık işte. Şimdi EGM Management neler yapar? EGM Management bir kere tabii kurumsal olarak bir şirket ama bunun bünyesinde biz burada çocuklara eğitim veriyoruz tabii ama bu eğitimle birlikte asıl biz bu çocuklara kariyer planlaması sunuyoruz. Yani örneğin biz bir futbolcuyla çalışıyoruz. Futbolcu geliyor, bakıyoruz, test ediyoruz, testler yapıyoruz. Bakıyoruz testin üzerine gidip geliştirebiliyoruz. Geliştiği zaman diyoruz ki sen artık rekabet edebilirsin. Yukarılara doğru çıkabilmen gerekiyor şeklinde telkinlerde bulunup yani yapması gerekenleri, tabii eksikliklerini de gideriyoruz. Diyoruz ki burada birlikte bununla birlikte yukarı doğru çıkacaksın basamakları. Ve basamakları çıkıyorlar. Hazırladığımız oyuncular göndermiş olduğumuz yerlerde işte deneme antrenmanlarıyla başlıyorlar. Sonra kulüpler içerisinde devam ediyorlar. Ve daha sonra daha yüksek boyutlara şu an mesela Türkiye'ye göndermiş olduğumuz oyuncular vardı. Şu an Offspor'da oynayan oyuncumuz var, Lokman Erdoğan. 98 doğumlu. Burada yaklaşık 4,5 sene önce tanışıp çalışmaya başladığımız ve hala çalıştığımız bir arkadaşımız. Yazın gelir bizimle hazırlık dönemini geçirir. Yani sportif faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yani antrenmanlar olsun, mental antrenmanlar olsun, fiziksel antrenmanlar olsun. Bunları gerçekleştiriyoruz. Oyuncu zemini hazırlıyoruz. Tabii bunun yanında en önemlisi kariyer planlaması. Yani bakın bir menajerlik şirketi gibi söylemiyorum. Bir kariyer planlaması seçiyoruz oyuncuya. Diyoruz ki senin örneğin gidebileceğin takım bu.
bu takımdan başlayıp adımlarını bu şekilde yukarılara doğru çıkartacaksın diyoruz. Mesela şu an Türkiye'ye gitmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Diyoruz ki bakın Türkiye farklı bir yer. Almanya farklı bir yer. Önce bakın Türkiye'de bir havuzda yüzmeniz gerekiyor. Örnekleri basite indiriyorum ki onların anlayabileceği, velilerin ve bizlerin onlara aktardığımızda sıkıntı olmayacak şekilde. Onlara yollar, haritalar çiziyoruz. Ve çok şükür bunlarda başarılı olduğumuz çalışmalar oldu. Burada olsun. Şu an Borussia Dortmund'da oynayan oyuncum, Schalke'de oynayan, Bochum takımında oynayan, Türkiye'de yine oynayan oyuncularımız. Ve şöyle bir şey var, biz Dortmund merkezliyiz, EGM Management. Ama çalışmalarımıza çok farklı yerlerden, 70 kilometre, 100 kilometre, 300 kilometre uzaklıktan gelip bizim bireysel antrenmanlarımıza katılan öğrencilerimiz var. Yani ne mutlu ki onların gelişimlerinde bir katkımız olursa, işte hayat çizgilerinde, hayat felsefelerine de dokunuyoruz. Örneğin diyoruz ki, bakın meslek seçeceksiniz, niye sporu seçmiyorsunuz? Evet. Çünkü siz stajı bitirmişsiniz. Çünkü 4 yaşından beri, 5 yaşından beri futbol oynuyorsunuz. 17-18 yaşınıza kadar meslek seçeceksiniz. Futbolu veya sporu bir tarafta tutuyorsunuz mesleği seçeceğiniz zaman. Bunlara bu şekilde de yardımcı oluyoruz. Tabii EGM Management olarak yaptığımız en güzel çalışmalardan bir tanesi futbol kampları organize ediyoruz. Geçenki yayınımızda da söylemiştim. Profesyonel bir futbol kampı organize ediyoruz. 5 yıldızlı bir otelde Türkiye'de, yani genelde Antalya bölgesini seçiyoruz. Yılın 2 döneminde, Aralık ayı ve Nisan ayı döneminde. Buradaki çocukları tatillerinde kullandığımız bir süreç. Yani ekstra bir izin alıp veya okullarını kırıp gittikleri bir dönem olmuyor. Hı hı. Orada da gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Tabii o esnada orada ikili ilişkilerde güzel çalışmalar yapmış olduğumuz kulüplerimiz var. Antalya sporumuz var örneğin Akdeniz bölgesinde. Kemer sporumuz, Alanya sporumuz var. Oralardaki kulüplere, onlara da oyuncuları nasıl söyleyeyim, bakın bir görün, bir deneyin, bu çocuklar buraları yapabilir mi, edebilir mi, bizler için de bir yol oluyor. Yani en güzel olanlardan bir tanesi o. Çok şükür oralara da yönlendiriyoruz. Ve son olarak da EGM Management Türkiye'nin açılımını yaptık. Mart ayı itibariyle Muhammed Talha Aydoğan, Kerem Bulut ve Bayram kardeşimizle birlikte orada güzel bir çalışmaya başladık. Malum işte koronavirüsün girmesiyle şu an çalışmalar orada da durdu. Ama inşallah ümit ediyoruz ki bir an önce oradaki çalışmalar da başlayacak. Açıldığı zaman aynı şekilde Almanya'daki mantığı ve sistemi oraya da kurmak istiyoruz. Yani hatta şöyle bir projemiz var, onu da söyleyeyim hazır gelmişken. EGM Management Türkiye'ye gelecek oyuncuların ileriki kariyer planlamasında, eğitim hayatlarında Almanya'ya ekledik. Nasıl ekledik? Evet. Şunu söyleyeyim. Benim burada biliyorsunuz Almanya'da Dortmund'da milli takımda U13-15 kızlara bakıyoruz. Ve buradaki ilişkilerimden dolayı Dortmund kulübüyle ilişkilerimin iyi olması çok üst düzeye getirdi. Ve görüşmelerimiz sonucunda EGM Management Türkiye'deki oyuncuları bir kamp programı içerisinde oradan buraya getirip Borussia Dortmund'un altyapı tesislerinde, oranın akademisinde ağırlayıp gelişimlerine katkıda bulunacak antrenman programları için çalışmalar hazırladık. Ve tabii bunun esnasında burada konaklayacakları yerler içerisinde Almanya'nın en büyük milli takım tesisi olan Kaiserau'da öğrenciler ve sporcular orada konaklayacak. Ve bunun dışında Avrupa'nın en büyük futbol başkenti burasıdır, en büyük doluluk oranı olan Signal Iduna Park'ta bir stadyum VIP turu organize ediyoruz. Ve evet. Almanya'nın ilk ve tek futbol müzesini görüp 4 tane Dünya Kupası'nı canlı olarak görecekler. Yani onlara da bir nevi işte hem vizyonlarını açacak hem gelişimlerine katkıda bulunacak güzel bir projeyle Türkiye'deki arkadaşlarımızı da EGM Management Türkiye katılımlarını bekliyoruz. Evet. Buradan da bu duyuruyu yapmış olalım. Şimdi en çok sormak istediğim sorulardan bir tanesi. Geçen daha çok böyle altyapıları konuşmuştuk ama bu soruyu sormamıştım. Bu soruyu da bu yayına sakladım. Şimdi ben 8 yaşından beri futbolun içerisindeyim. Bir sürü arkadaşım var. İşte küçüklükten beri Almanya'ya gitmek istiyorlar. Çünkü oradaki eğitimi almak istiyorlar. Orada daha iyi gelişebileceğini düşünüyorlar ki bence doğru. Mantıklı baktığımız zaman. Peki Almanya'daki Türk oyuncular Türkiye'ye gelmek istiyorlar mı? Ya, ve gelişi yani, nasıl oluyor? Nasıl olacak? Bir prosedürü var mıdır? Nasıl oluyor? Tabii. Yani şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz tabii
İçimiz gidiyor yani Türkiye'ye gelmek için. Yani şunu söyleyeyim, biz o uçağa binip oturduğumuz an kendimizi Türkiye'de hissediyoruz. Ben uçağa bindiğim an saatimi hemen 1 saat ileri atıyorum. Yani kafa olarak, mantık olarak her şekilde biz bedenen oradayız aslında. Tabii oyuncular olarak da onlar da gelmek istiyorlar. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Bakın bu bir yoldur. Biz hani biraz önce de anlatmış oldum kariyer planlamasında. Şimdi bir oyuncunun Türkiye'ye gidebilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bu birinci bir madde. Yasal bir madde hatta. 18 yaşının altında olduğu zaman ne oluyor? Onu da söyleyeyim. 18 yaşının altında olduğu zaman ailenin de Türkiye'ye yerleşmesi gerekiyor. Çünkü niye? 18 yaşının altında olduğu için imza atma yetkisi, özgür seyahat yetkisi olmadığı için ebeveyninden, annesinden, babasından bir imza ve vekaletname veya işte o prosedür nedir şu an Türkiye'de bilmiyorum ama onun olması gerekiyor. Ha, 18 yaşını doldurmuş olan arkadaşlarımız için özellikle şunu söylüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de geçen sezon U21 ligi kalktı. Aslında kalkmasaydı bir yerde iyiydi. Rezerve takımlar oluşuyordu orada. Evet. Ama şimdi bakıyorsunuz U19 artık son. U19 sonrası artık profesyonel takım şeklinde. Şimdi bununla ilgili olarak buradaki arkadaşlarımızı bizimle yapmış olduğumuz, Antalyaspor'la da yapmış olduğumuz çalışmada kamplarımıza gelen oyuncuları biz orada deneme antrenmanlarında ve test maçları şeklinde organize edip beğenilen oyuncuları bir sonraki sürece bir daha davet edilip takımlarına katmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi herkes gelmek istiyor, herkes Türkiye'de oynamak istiyor ama bir takım şartları var. Bu şartların olması gerekiyor ve şöyle de bir durum var. 19'dan sonrası artık profesyonel olması gerekiyor oyuncunun. Evet. Yani maalesef profesyonel olması gerekiyor. Olmayan oyuncular da artık bir şekilde yollarını farklı yerlerde, farklı bölgelerde çiziyorlar. Buradan gelmek isteyen oyuncular için bir şey söylemek istiyor musunuz? Nedir? Prosedür tabii ki de vardır. Yani diyelim ki Türkiye'de, Almanya'da benim teyzem var. Ben onun yanına gideceğim, futbol oynayacağım. Ben orada, burada gerçekten yetenekli bir oyuncu. Oraya gelecek, futbol oynamak isteyecek. İstiyor lisanslı olarak. Bir prosedürü var mıdır? Varsa Şimdi nasıldır? onu da söyleyeyim. Tabii 18 yaşının altında olduğu için biraz zor açıkçası. Yani ama 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de futbol oynuyor, lisanslı bir futbolcu. İyi bir takımda oynuyorsa gelebilir de gelmeyebilir de artık kendisine kalmış. Ama buraya gelmesi için öncelikle bir Almanca öğrenmesi gerekiyor Türkiye'de. Şu an nasıl söyleyeyim? B1, B2 seviyesinde Almancanın olması gerekiyor. Yani orta düzeyde bir Almancasının olması gerekiyor. Burada yapacağı bir işin olması gerekiyor. Yani ha, futbolcuyum ben buraya futbol oynamak için geldim dediğinizde yani nasıl söyleyeyim biraz çok yukarıda olacaksınız. Level'ınız yüksek olacak ki kulüp sizi alacak, getirecek, her şeyinizi yapacak o ayrı bir şey. Ama siz normal bir vatandaş olarak işte ben teyzemin yanına, amcamın yanına, dayımın yanına gidip orada futbol oynayıp hayatımı devam ettireceğim dediğinizde işler biraz sıkıntı. İşte dediğim gibi Almancanız olması gerekiyor. Buraya geliş nedeninizin olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Ve tabii ki sağlık sigortanızın yatması gerekiyor. Bu tür şeyler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Geçenki kampımda isim vermeden üçüncülük takımlarından bir tanesiyle aynı oteldeydik biz. Oradan bir tane oyuncumuzla sohbet ettik ve tanıştık. Buraya gelmek istediğini söyledi. Ve kendisi de ayrıca Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi okuyor. Evet. Akademide. Ve ben şöyle bir şey söyledim. Bak yani en güzel olan şey işte bu da bir kariyer planlaması. Sen tek başına geldiğinde herhangi bir şey yapamazsın. Sadece turist vizesi alırsın buraya. Belli bir yaşa gelmişsin. 24 yaşındasın. Profesyonel futbolcusun. Hani 20 yaş, 21 olsa biraz zorlanabilir. Çıkartabiliriz bir şeyler. Ama 24 yaş. Dedim ki Marmara Üniversitesi ile Köln Akademi kardeş okul. Ve şöyle bir şey var. Köln Akademi şu an bu işin Avrupa'daki Oxford'u. Yani bir numarası. Okul Yılmaz Vural da okuduk dedim. oradan, Yılmaz Vural da Tabii. oradan mezun, evet. Tabii. Ve şunu söyledim. Okulunu bitir. Kardeş okul Erasmus yatay program, yatay geçiş veya yükseğini yapmak için Almanya'ya rahatlıkla gelebilirsin. Ve o esnada burada rahatlıkla futbolunu işte artık üçüncülük mü olur, ikinci ligin altı mı olur, üçün altı mı olur? Yani yeteneğine bağlı olarak söyleyeyim. Ona göre de futbolla oynarsın dedim ve bu kafasına o kadar yattı ki. Hocam dedi bunu ben dedi hiç düşünmedim dedi ve kimse de söylemedi bunu bana dedi. Ben dedi hakikaten dedi o eğitimime devam edeceğim ve çok da iyi gidiyor şu an. Hala görüşüyoruz o görüşmemizden sonra. Ve şu an öyle bir niyeti var.
Yani bunu tavsiye edebilirim. Yani BESYO'da okuyan arkadaşlarımız için, akademi okuyanlar yani futbolun yanında. Muhakkak bunu bir kenara yazsınlar. Köln Akademi, Marmara Üniversitesi'nin kardeş okulu. Bakın, Avrupa'nın en iyi akademisi. Burada istedikleri zaman gelip eğitimlerine ve futbol hayatlarını rahatlıkla devam edebilirler. Evet, bu da çok güzel bir bilgilendirme. Yani insanın karşısında ne zaman ne çıkacağı bilinmiyor. Yani Evet. ve futbolcuların yönlendirilmesi o kadar çok önemli ki, ne kadar yeteneğiniz iyi olursa olsun, sizi yönlendirebilen iyi bir menajer olabilir. Eğer sizden çok kar gütmüyorsa veyahut abiniz olabilir bu işi iyi bilen, ama ne kadar iyi yönlendirilirse o kadar da geleceği ve kariyeri parlak oluyor. Ben nice insanlar biliyorum ki yanlış yönlendirilmeler sonucunda kariyeri tamamen bitmiş insanlar var. Çok yetenekli olan. Mesela şöyle söyleyeyim, en büyük örnek Mirih Demiral'ı ne kadar iyi yönlendirebilen bir menajeri varmış. Fenerbahçe'den alıp Portekiz'e götürüyor. Portekiz'den sonra Türkiye macerası ve şimdi dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynuyor. Bunlar tamamen oyuncu yönlendirme politikası. Çok da iyi, bu işi çok iyi yapan menajerlerimiz, hocalarımız, antrenörlerimiz de var. Benim anladığım kadarıyla Kesinlikle. siz de bu şekilde çok iyi yönlendirebilen bir antrenör Evet. ve insansınız. Öncelikle insan. İnsani olarak düşünmek gerekiyor. Bunu tamamen, çünkü bu işi çıkar olarak ve para olarak yapan çok insan var. Ama Evet. bunu bu kişileri oyuncular iyi seçerlerse, yeteneği de varsa çok daha iyi yerlere gelebiliyorlar. Bunun örneğini Merih'le verebildik mesela. Şimdi sen Merih'le bunun çok pozitif bir noktasını vermişken ben de sana bunun çok negatif bir noktasında şöyle bir örnek vereyim. Emre Mor örneği. Biliyorsunuz Emre Evet. Mor bir patladı, geldi milli takım, sonra geldi Borussia Dortmund. Ve Borussia Dortmund'a geldiğinde neler oldu? Biz onu Dortmund'da gördük. Ya inanmayacaksınız, nargile kafe açılışlarında kendisini gördük. Nargile kafelerde kendini gördük. İşte sizin dediğiniz gibi yanında bir mentorun olması, yanında bir koçun olması, yaşam koçu işte veya antrenör veya menajer artık buna ne diyebilirsek diyebiliriz. Ama birinin muhakkak olması gerektiğini ortaya koyan bir şey. Maalesef işte şu an Emre Mor'un geldiği durum ve Merih Demiral'ın geldiği durumu kıyasladığımızda çok farklı şeyler oluyor. Ve bu arada biz Merih'le de görüşüyoruz. Kendisi geçen kampımızda çocuklarımıza video attı bu arada. Onu da Onu hatırlatayım. gördüm, Çok sev gördüm, gördüm. çok Çok sevdiğimiz değerli bir kardeşimiz. Allah yolunu bahtını açık etsin onun da. Kevin Grosskoç'ta da görüşüyorsunuz herhalde. Yayınımıza onu da davet edelim. Hocam o da gelsin. Bizi Türkleri böyle bir Galatasaray'dan neden ayrıldı bir açıklasın bize. Ya şimdi biz onu Kevin'le özel olarak görüştük. Kevin dedi ki ya dedi ben dedi onu dedi hani ailem burada diye o çıktı geldi. Lisansa yetişmedi biliyorsunuz. Öyle bir Evet. şeyler oldu ama onun altında oradaki mantalitenin onun kendisine çok uymadığını söyledi. Fazla da pek girmedi. Özeline girdi herhalde orada onun. Ama görüşüyoruz kendisiyle. İşte sahalar açıldığında tekrar yine başlayacağız antrenmanlara bakalım. Umarım. Şimdi hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz Türkiye'de isim verelim mi? Türkiye'de bir takımla çalıştınız. Dortmund'da bildiğim kadarıyla, Beşiktaş'la isim vereyim mi? Beşiktaş futbol okullarının evet Burada bölümünü aldık. çalıyor. Burada Evet. Dortmund'da çalıştırdık. Evet. Şimdi oradaki topluluk, oradaki insanlar diyeyim, bu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray futbol okullarına nasıl yaklaşıyor? Yani Alman öğrenciniz oldu mu hiç? Alman nasıl bakıyorlar? Yani mesela orada bir Dortmund varken neden Beşiktaş'ı tercih ediyorlar? Yoksa siz orada tamamen Türkleri buradaki futbola kazandırmak için mi öyle bir atılım yaptınız? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim buraya gelişimdeki en büyük etken Beşiktaş'tı zaten. İşte 2014'te Almanya Dünya Şampiyonu olunca biz onun vasıtasıyla burada işte okulların açılacağı ve bununla ilgili çalışma yapmak için geldik. Tabii bölge çok zor bir bölge. Yani açıkçası futbol olarak yani niye diyeceksiniz 7 tane Bundesliga takımı var. Bakın birinci Bundesliga'da oynayan 7 tane takım var bölgede. Ve tabii bunların hepsi birbirine çok yakın yerler. 30'ar, 40'ar, 50'şer, 60'ar kilometre uzaklıkta. Ve tabii bunun dışında ikinci, üçüncü lig. Ve ayrıyetten buradaki çoğu çocuk bir sportif faaliyet içerisinde ve 5 yaşından, 6 yaşından beri futbol oynayan çocuklar var. Yani biz burada Beşiktaş'ı veya işte atıyorum
X bir kulübü veya başka bir kulübü getirdiğimizde tabii zorluklar yaşadık. Bu insanları bunları kabul ettirmek, biz geldik, biz bunları yapacağız, bunları oluşturacağız dediğimizde çok farklı şeyler oluştu. Ve tabii bunun bir de geçmişine gitmek istiyorum ben. Çünkü niye geçmişine gitmek istiyorum? Şunu söyleyeyim, ben kariyeri fazla olmayan bir insanım. Açık ve net söylüyorum. Ama yüreği çok büyük, hayalleri dünyadan büyük olan bir insanım. Buraya bizlerden önce gelip kariyeri çok yüksek olan, çok değerli insanlar diyeyim onlara. Buradaki insanlara çok büyük ümitler vaat edip, çok büyük çalışmalar yapıp, biz sizi götüreceğiz, biz sizi şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız deyip kandırılmışlar. Ve kandırıldıkları için buraya sonradan gelip işte bizim gibi bu işe yüreğini koyan, bir şeyler yapmak isteyen insanlara da burada çok büyük zorluklar yaşadı. Ama ben size şöyle bir örnek vereceğim. Biz Beşiktaş Dortmund Futbol Okulu'nu Mayıs 2014-2015'te açtık. Çalışmalara başladık. 3 ay 4 ay gelen bir öğrencim. Bakın daha 10 yaşında annesiyle geliyor. 3 ay 4 ay gelen bir öğrenci. Ve ben çalışmalarımı yaparken bizim çalışmalarımız bize farklı. Yani mesela Türkiye'de futbol okulları biliyorsunuz 10-14-15 yaş grubuna kadar çıkabiliyorsunuz. Evet. Ama bizim bölgede futbol oynayan çocuklar olduğu için Bundesliga'da ve diğer liglerde bunları Türkiye'ye nasıl empoze edebiliriz veya nasıl tavsiye edebiliriz şeklinde çalışmalar da yaptık ve ben Mayıs 15'te açtığımız okulu Ağustos'un 20'sinde Beşiktaş'a bir transferle süsledik. Bakın 3-4 aylık bir süreçte. Ne oldu biliyor musunuz? Hani şeye geleceğim, o küçük çocuğa geleceğim, 10 yaşındaki çocuğun annesi geldi. Bana ne dedi biliyor musun? Bana şunu söyledi. Evren dedi, kardeşim dedi. Bana hoca da demedi, kardeşim dedi. Ben dedi sana şimdi inandım dedi. Nasıl dedim ya, bir sıkıntı mı vardı dedim. Yani bir sorun mu vardı dedim. Yok yok dedi. Hani sen geldin ya dedi buraya. Hani bize işte reklamlar, broşürler yaptınız, bizleri tanıttınız. İşte şunları şunları yapacaksınız, yapacağız dediniz ya. Hep bir tereddüt ettim diyor. Acaba mı? Acaba mı? Bunlar da mı? Bu da mı böyle? Ama sen ne zaman o çocuğu Beşiktaş'a verdin, o gazetede çıktın, göğsünü göre göre durdun, o zaman biz sana inandık dedi. İşte biz bunları yaşadık burada. Ve yaşıyoruz da hala. Yani ama Allah'a şükür tabii belli şeyleri atlattık. Artık daha güzel şekilde. Hani bu işin sürünmesi değil, biz daha emeklemesindeyiz. Emeklemekten de memnunuz. Buralarımız, her yerimiz acısın ama biz onların değerini biliyoruz yani. Evet, çok güzel. En basit örneği bunu söyleyeyim. Çok güzel bir örnekti. Peki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye nasıl bakış açıları var Alman vatandaşların? Şimdi şöyle... Türk futboluna daha doğrusu. Türk futboluna nasıl bakıyorlar? Ya Türk futboluna nasıl bakıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Çok biraz uzaktan bakıyorlar açıkçası. Tabii son bu 5-6 aylık Şenol Hoca'nın gelmesiyle birlikte değişik bir boyuta girdi. Ama ben onun öncesine gideyim. Türk futbolu yoktu. Yani açıkçası yani Türk futbolu yoktu yani onlar için. Türk futbolu sadece onlar için Türkiye'den gelen işte Nuri Şahin, işte Almanya'da doğmuş, Türkiye'den gelmiş, işte ailesi işçi olarak gelmiş, işte Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu, Gökhan Töre, işte bilinen isimler üzerinden canlanıyordu. Bir de tabii Türkiye'ye giden işte Gomez mesela Türkiye'de Beşiktaş, ondan sonra Karius Beşiktaş, ondan sonra Dortmund'dan giden Japon oyuncu şu an aklıma gelmiyor. Kagawa. Shinji Kagawa mesela o boyutlardan tanınıyor. Ama tabii biz dedim ya, bölge çok zor bir bölge. Biz bunun içerisinden yeşermeye çalıştık. Hani yabancı oyuncu gelir mi, Alman oyuncu gelir mi diye bekledik. Hep bekledik. Yani sabırla bekledik, sabırla çalıştık. Çok şükür gelmeye başladı. Hatta şöyle de bir örnek vereyim. 12. aydaki kampımızda 12. ayın sonunda yaptık. Aralık 24-31 arası. O tarihler arasında Noel dönemi biliyorsunuz Avrupa'da. Yani Hristiyanlar için de genelde dünyada. Onların kutsal geceleri var. İşte 24-25-26 şeklinde devam eden 3 gün boyunca süren. Bir tane oyuncum Lukas Krekel. Hatta buradan ismini de vermeye seviniyorum. Çünkü ailesi şöyle dedi. Evren dedi, biz dedi sana inanıyoruz dedi. Benim de bireysel antrenmanlarıma geliyor çocuk. Biz dedi sana inanıyoruz. Sen Lukas'a çok şey katacaksın. Lukas da sana çok şey katacak. Lukas'ı bakın o kutsal gecelerin olduğu gün. Düşünün, bizim dün Kadir gecemizde kimse dışarı çıkamadı. Veya işte başka şeylerden dolayı. Lukas'ı bizimle bir hafta Türkiye'ye gönderdiler. Ve Lukas şunu yaptı. Kamp bitmeden babasını arayıp baba beni bir sonraki kampa bir daha kaydı yazdır. Ve ben Evren'le çalışmalara tekrar devam edeceğim deyip
Hatta şu korona döneminde bile beni evlerine, bahçelerine çağırıp antrenman yapmak isteyenler oldu. Bunlardan biri de Lucas. Dediğim gibi onları da yeni yeni kazanıyoruz. Evet. Umarım bu şekilde çalışmanızı devam ettirirsiniz. Ve biz bu kanala davet edip sürekli gelip de çalışmalarınızı duymak istiyorum açıkçası. Ve belki bize görüntü atarsınız. Görüntüleri, antrenman görüntülerini izletiriz. Çünkü bizim her vatandaşımız değerli ve siz orada temsil ediyorsunuz ve en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Buna canı gönülden inanıyorum ve başarınızın devamını diliyorum Sayın Hocam. Eklemek Çok istediğiniz teşekkür bir şey ederim. var mıdır son sözler olarak? Son sözlerim olarak şunu demek istiyorum. Yine genç kardeşlerime söyleyeceğim. O bir önceki yayınımda da söylemiştim. Onlar bizim geleceklerimiz, onlar bizim canlarımız, onlar bizim hayatlarımız. Hiçbir zaman hiçbir şekilde çalışmaktan vazgeçmesinler, pes etmesinler. Üstüne bir daha gitsinler. Yere ne kadar düşerlerse unutmasınlar. 9 kere düşersiniz, 10. da ayağa kalkarsınız. Ve kalkacaksınız, koşacaksınız, hedeflerinize inanacaksınız ve onlara sıkı sıkı sarılacaksınız. İnanın ki kimse almasın onları sizin elinizden. Hiçbir şekilde pes etmeyin çocuklar. Hayat her şekilde devam ediyor. Bir gün kalktığınızda güneş yine doğacak, akşam yine olacak ama siz hep var olacaksınız. Daha güçlü, daha iyi, daha hırslı, daha iyi ben ne yapabilirim, ne edebilirim deyip devamlı işinize sarılın ve formanızı kimseye teslim etmeyin arkadaşlar. Evet. Evren Hoca'nın bu güzel sözlerinden sonra biz de programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kal, sağlıklı kal diyorum. Aynen. Dikkat edin kendinize.